Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Türkiye Şehirler Savaşı Erzincan serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde Trabzon'da gerçekten başa baş kora kor bir savaş gerçekleştirdik ve bu savaşı da yine kazanarak hem Rize'den küçük bir bölgeyi ele geçirmeyi başardık hem de Trabzon'un kendi ana topraklarının tamamını ele geçirerek artık Erzincan'ın Karadeniz üzerindeki en söz sahibi devletlerden bir tanesi olduğunu Türkiye'ye yaymış olduk, duyurmuş olduk abi. Bu bölümde ise gördüğünüz üzere İç Anadolu'nun ortalarında Eskişehir'in gerçekten haddinden daha hızlı bir büyüyüş hızı var. Bu büyüyüş hızını durdurmak adına bu bölümde Eskişehir topraklarının üzerine gitmeye çalışacağız abi. Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum vesaire derken Eskişehir'e sınır kurup onların bu ilerlemesini artık durdurmaya çalışacağız. Çünkü Eskişehir eğer devam ederse bu şekilde hızlı büyümeye, Türkiye iki kutuplu bir hale gelecek. Bir kutupta Eskişehir, bir kutupta Erzincan olacak ve bu işin sonunda Eskişehir'i yenmek, Eskişehir'i mağlup etmek zor olacak. Çünkü her ne kadar şu anda bizim onlardan daha yüksek bir ekonomimiz olsa da onların gelişme potansiyeli daha yüksek. Neden? Çünkü Türkiye'nin batısında bulunan topraklar ekonomik olarak, endüstri olarak net şekilde doğusundaki topraklardan daha değerli ve Eskişehir'in alabileceği topraklar batıdayken bizim alabileceğimiz topraklar doğuda. Yani Eskişehir buralarda işte Bursa, İzmir gibi bölgeleri ele geçirirse bizden çok daha güçlü bir hale gelebilir. Bu da Eskişehir'i yenmemizi iyice zorlaştırabilir. Yani yılanın başını küçükken keseceğiz abi. Hemen Eskişehir'in üzerine şimdiden yürümeye başlayacağız. Elimizde zaten 60 binlik bir ordu var. Ben videoya girmeden önce asimilasyon işlemlerini de başlattım. Şimdi Sivas'ın ekonomisi 165 binlik bir ekonomi. Elimizdeki orduyla alabilir miyiz emin değilim ama deneyeceğiz. Bu 60 binlik orduyla ezeli düşmanımız Sivas'ı şöyle bir mağlup etmeye çalışacağız abi. Bakalım başarılı olabilecek miyiz, hep beraber göreceğiz. Şimdi 10 binlik ordularla şöyle Sivas sınırlarına bir gidelim bakalım. Galiba tam olacak. Refahiye'ye, Çamoğlu'a, Şebin Karahisar'a her birine 10 binlik ordular yolladık. Bir 10 binlik orduyu da başkentine yakın bir bölgeye yollayalım. Refahiye'ye yollayalım. Oradan İmranlı, Zara, Hafik derken direkt Sivas'ın merkezine girer belki oradaki ordular. Savaşa hazırız. Sivas'a savaşımızı ilan edelim ve Sivas Belediyesi, Erzincan Belediyesi savaşı an itibariyle bizim tarafımızdan başlatılmıştır abi. Umarım başarıyla noktalayacağımız, bizim zaferimizle sona erecek bir savaşı geride bırakırız. Şimdi 9671 ordu buraya, 10.000 ordu buraya, 10.000 ordu Divriği'ye. Hocam güneyde çok ordu kaybettik. Kemaliye taraflarında o kadar çok ordu kaybettik ki haddi hesabı yok yani. Harbiden bayağı ordu kaybettik orada. Vay be, Sivas güçlüymüş ya. Tahmin ettiğimden daha güçlü çıktılar abi açıkçası. Bu kadar büyük bir güçle karşıma dikilmelerini beklemiyordum ben. Evet. Ama galiba bütün güçlerini orada harcadılar ya. Yani eğer bütün güçlerini orada harcadılarsa savaşın geri kalanında büyük ihtimalle daha fazla varlık gösteremeyecekler. Ve savaşın geri kalanı benim için kolay geçecek ama bakalım. Daha hiçbir şey belli değil. Çok güzel, kaybettiğimiz toprakları tek tek geri alabiliyoruz abi Allah'tan. Yani direncimiz yüksek, direkt kaybettiğimiz yeri hemen geri alıyoruz. Hemen yanıt veriyoruz rakibimize, düşmanımıza. Çok güzel abi, Hekimhanı da ele geçirdik. Sivas'ın büyük bir kesimi şu anda Erzincan'ın eline geçmiş vaziyette. Böyle devam edersek kısa bir süre içerisinde bütün Sivas düşecek gibi görünüyor. Çok güzel. Başkentlerine, Sivas'ın merkezine de girdik abi. Harika, her şey muazzam ilerliyor. Şu anda %83'lerini elimize geçirdik. Ve evet dostlar, %100'lük bir savaş severi skoruyla Sivas Belediyesi toprakları da Erzincan topraklarına katıldı. Şöyle hemen bütün topraklarını alalım. Sonunda artık prestijimiz ne kadar yükseldiyse fethettiğimiz belediyenin bütün topraklarını alabilecek güce sahibiz abi. Sonunda gerçekten bunu da başardık Allah'tan. Prestiji iyi yükselttik. Yani bu yaptığımız savaşlar vesaire Türkiye'de artık bizden korkulmasına bir sebep oldu. Bir sebep oluşturdu. Artık sıradaki hedefimiz Tokat olacak abi. Tokat'ı da ele geçirip Yozgat'ın karşısına, Amasya'nın karşısına, Çorum'un karşısına dikileceğiz. Eskişehir'de fetihlerine devam ediyor bir yandan. Yani Eskişehir'in artık bu büyüyüşünün durdurulması gerekiyor. Ülkede enflasyon çıkmış, mallara para verelim. Yani buradan sonra artık daha çok mallara para vermeye çalışacağız. Bu arada dostlar, artık Türkiye'deki en güçlü belediye haline geldik. Sonunda birinci sıradayız abi. 800 puanla Eskişehir'i, 796 puanlık Eskişehir'i de geride bırakarak Türkiye'nin hem en büyük ekonomisi hem de en büyük nüfusu haline geldik. Zaten nüfus olarak çok öndeyiz. Bayağı öndeyiz. Yani biz 800 bin yaklaşık nüfusa sahibiz.
En yakın rakibimiz Eskişehir 376 binlik bir nüfusa sahip. Hani en yakın rakibimize bile 2 kat fark atmışız nüfus açısından. Dolayısıyla çok fazla nüfus yatırımı yapmamıza gerek var mı? Ya var aslında. Her ne kadar nüfusumuz yüksek görünse de istihdamda bile nüfus oranı bana yeterli gelmiyor. Bizim istihdamda bile nüfus oranımız bana yeterli gelmiyor. Yani benim kitabımda istihdamda bile nüfus, benim yönettiğim ülkenin istihdamda bile nüfusunda her topraktan 10.000 falan çıkacak abi. Her topraktan 10.000 ordu çıkacak. Bunlar çok küçük sayılar. 2000, 1500 falan bunlar küçük sayılar abi. Böyle değil, böyle olmayacak. Her bir topraktan en azından bu haritaya göre 5000 çıkması lazım. 5000 yani. Çok da büyük bir şey istemiyorum açıkçası. Kayseri Yozgat'ı fethetti. İlginç bir durum. Kayseri de güçlü bir belediye. 226 binlik bir ekonomileri var. Artık biz bir Tokat'ı halledelim abi. Yavaştan ordu basım işlemlerimize başlayalım en iyisi. Tokat'ı artık kendi belediyemizin topraklarına katmak adına hazırlıklara başlıyoruz. Böyle basalım abicim orduları. Erzincan'ın ana topraklarından, ana beldelerinden basıyorum orduları. Yani yine toplamda bize 50 binlik bir ordu fazlasıyla yeterli olacaktır. Tokat ekonomisi ne kadar? 123 binlik bir ekonomi. Evet, dediğim gibi 50 binlik bir ordu fazlasıyla yeterli olacak gibi görünüyor. Biraz da Gümüşhane'den basalım orduları. Köse, Kelkit, Şiran, Torul. Güzel. Ya şöyle Anadolu'nun batısına gideceğimiz günleri ben heyecanla bekliyorum gerçekten. Ne bileyim, Ankara olsun, işte İzmir olsun, İstanbul olsun. Oralara gittiğimizde gerçekten hani çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Düşünsenize abi ya, Türkiye'nin doğusundan en batısına kadar uzanan bir belediye, bir şehir. Evet, çok güzel. Hemen şöyle yollayalım orduları. Galiba 50 bini tamamladık artık. Aynen öyle, 52 binlik ordumuzla savaşa hazırız abi. Mallara verdiğimiz parayı bir keselim. Gayet güzel. Hemen sınırlara orduları yollayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 sınır var. Her birine şöyle bir kaç yollayalım. Her birine 7000 yollayalım. Bence fazlasıyla yeterli olacaktır Tokat Belediyesi için. Şöyle Şebin Karahisar, Koyul Hisar, Doğan Şar, Hafik. Oğlum biraz az oldu lan. Neyse dur. 2933 orduyu buraya çek. Aynen şurada biraz ordu basım yapamıyoruz maalesef. Orada henüz asimilasyonlar vesaire tamamlanmadı. Oğlum biz asimilasyonları başlatmadık lan galiba. Değil mi? Başlatmadık asimilasyonları. Aynen. Asimilasyonları unuttuk ya. Kusura bakmayın abi. Hemen halledelim asimilasyonları da. Dediğimiz gibi bundan birkaç bölüm önce dediğimiz gibi Erzincan Belediyesi'nde yaşayan herkes Erzincanlı olacak. Yok öyle ben Sivaslıyım, ben Giresunluyum, ben Gümüşhaneliyim. Yok kardeşim ya. Sen Erzincanlısın. Erzincan Belediyesi'nin toprakları altında yaşıyorsan ben Erzincanlıyım diyeceksin yani. Bizde olay budur hocam. Tamam biraz zorlama var farkındayım ama yapacak da bir şey yok yani. Ülkenin bekasını, istikrarını korumak adına bu zorlama politikasını ülkeye değil belediyeye adapte etmemiz gerekiyor. Güzel. Güzel. Ama yeter ya. Şimdi bu kadar yeterli. Bu savaştan sonra geri kalanları da hallederiz. Tokat Savaşı'na artık hazırız abi. Tokat da burada ordunun pek çok toprağını eline geçirmeyi başarmış. Onun haricinde Tokat'ın galiba fethettiği bir bölge yok gibi görünüyor. Sadece ordudan birkaç toprak almış. Tokat Savaşı bizim için çok da zor bir savaş olmayacaktır hani. Oyunun başından beri neredeyse hiç savaşmamış, savaşmayı unutmuş bir belediye bizi çok daha açıkçası zorlamayacaktır. İlk saldırılarımızı bir gerçekleştirelim. Şöyle bir Tokat'ın bir gücünü bir test edelim bakalım. Oo. Hocam bu adamlar ilk turda neden bu kadar güçlü saldırıyorlar ya? Genelde karşımızdaki bütün belediyeler ilk turda böyle bir coşturuyorlar abi. Sonra ilk turdaki güçlerini kırdıktan sonra bir daha da toparlayamıyorlar. Nedense karşımıza gelen her belediyede yaşadığımız olay bu oluyor genelde. Her neyse, tamam, çok da önemli değil. Şuraya saldıralım. Tokat'ın merkezine girelim. Girebilirsek eğer. Evet, hareket puanımız bitti. Çok güzel abi. Tokat'ın pek çok beldesini yine ele geçirmeyi başardık ama maalesef Tokat'ın merkezine giremedik abi. Tokat'ın merkezine girmek adına bazı hamleler yapmamız lazım. Şimdi Sivas'ta asimilasyonlar tamamlanmadı. O yüzden o bölgede ordu basamıyoruz. O zaman kuzeydeki ordularımızdan, yani orduda bulunan ordularımızı biraz daha Sivas merkez sınırlarına çekmemiz lazım. Eğer bu tur herhangi bir şey yapamazsak Sivas merkez düşecek. Bizim için sıkıntılı bir durum. Ama Tokat merkezdeki bütün ordular burada yıldız eline geldikleri için şu anda Tokat merkez tamamen boş durumda. O yüzden bu fırsattan istifade edip şöyle bir Tokat merkezi saldırmamız gerekiyor bizim. Abi yok mu ordu basabileceğimiz bir yer? Hiçbir yerden basamıyoruz. Sivas o kadar büyük bir toprak parçası ki.
Yani çok geniş bir bölgeden ordu basamadık maalesef o bölgede asimilasyonları tamamlamadığımız için. Evet abi, Tokat merkez tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Ama geri aldılar Tokat merkezi. Bir daha gireriz, hiç sorun yok. Zaten sıfır orduları vardı Tokat merkezde yine. Bir daha gireriz abi. Şurada bastığımız ordular da şöyle Sivas sınırlarına desteğe gelsinler. Tokat yani son çırpınışlarını yapıyor. Özellikle Sivas topraklarında direnmeye çalışıp bizi zor duruma düşürmek gayretindeler. Fakat başaramayacaklar. Evet, Tokat merkezi yine düşürdük. Çok güzel. Ama bu sefer iyi korumamız lazım abicim Tokat merkezi. Şöyle hemen sağlam bir ordu yollayalım. Tokat merkez bir kez daha düşmemeli kesinlikle. Devam. Evet, maalesef yine düştü ve geri alamadık. Ama bütün güçlerini bu kez de Tokat merkezde kullandılar. Dolayısıyla bu sefer de diğer toprakları tamamen boşaldı büyük bir ihtimalle. Devam edelim bakalım. Şuradaki ordu gelsin. Hatta geriden de biraz ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Tokat gerçekten tahmin ettiğimden çok daha fazla zorladık. Büyük bir direniş gerçekleştiriyorlar şu anda. Çok güzel. Evet, Tokat merkezi yine giremedik. Tokat merkez harbiden öyle bir harap oldu ki şu anda. Yani ben böyle bir direniş, böyle bir savunma görmedim. Adamlar harbiden kendi kurtuluş savaşlarını veriyorlar şu anda. Cidden büyük savunma, helal olsun. Erzincan gibi bir belediyeye karşı böyle savunma yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Tokat'ı da tebrik etmek lazım. Evet, yine giremiyoruz abi başkentlerine. Neyse ki şurada çok sayıda ordumuz birikti bizim şu anda. Şimdi abi, yıldız eline buradan giriyorsun. Şöyle beraber girin abi. Yani burada büyük bir sayıda ordu biriktirmeye çalışıyorum ben şu anda. Erzincan merkezden, Kemah'tan, İliş'ten vesairede birkaç ordu basım işlemi gerçekleştirelim yine. Güzel. Hadi abi, biz yaparız ya. Biz yaparız be. Çok güzel. Oğlum, Tokat kendi topraklarını geri kurtardı lan. Savaşın başına geri döndük adeta. Tamam, şuralara bir daha saldıralım abi. Gerideki ordular da yine gelsinler. Ya akın akın geliyorum. Adamlar da bir o kadar akın akın savunuyorlar yani. İnanılmaz bir şey gerçekten. Tahmin ettiğimden çok daha büyük bir direnişle karşı karşıyayım ben şu anda. Her neyse, devam edelim. Bir yerde bu direniş kırılacak artık. Tamam, güzel, Tokat merkezi girdi. Ulan gene aldılar kardeşim, yeter. Ulan şu Tokat merkezi bana salın. Tamam, ne Tokat merkezmiş ya, alın başınıza şalın oğlum, bu nedir lan? Bu nasıl bir direniş? Tokatlı arkadaşlar varsa yorumlarda yazsınlar. Tek tek tebrik etmek istiyorum kendilerini. Bu ne oğlum? Böyle bir direniş görmedim ben ya. Oğlum böyle direnilmez. Yeter. Vallahi ben Erzincan olarak kendimi bu kadar savunamazdım ya. Tamam, bitti artık değil mi? Bitiriyoruz değil mi? Mesudiye düştü. Güzel güzel. Evet, sadece Mesudiye kaldı. Bitiyor. İnşallah. Hadi inşallah. Saldırın oğlum Mesudiye'ye. Bekle bekle. Tamam, şuralarda ordu basalım. Allah'ım, gene kaçacak bir yer buldular, inanamıyorum ya. Kardeş, kuşatın iyice. Kaçacak bir yer bile kalmayacak, tamam mı? Her tarafı kuşatın. Bir yer bile kalmasın kaçacakları. Bir yer bile olmayacak bak. Çok güzel. Artık bitirelim. Artık harbiden bitirelim. Bitti. Oğlum ne zorladınız lan? Ne zorladınız lan? Neyse abi, öyle ya da böyle, ne kadar zorlamış olsa da Tokat Belediyesi de artık Erzincan Belediyesi'nin topraklarına katılmış durumda. 244 adet yıldızımız var ve Tokat'ın tamamını alabiliyoruz. İşte duymak istediğim haber de buydu abi. Bu savaştan geriye maalesef çok fazla ordumuz kalmadı ve Erzincan civarlarında gerçekleştirdiğimiz ordu basım işlemleri sebebiyle Erzincan civarlarındaki istihdamlı bir nüfus oranlarımız bayağı düşmüş durumda. Olan bu hastalık da ne geçmez bir hastalıkmış. Hala 2'de bir detone oluyorum. Ses 2'de bir inceliyor, böyle saçma sapan bir şey oluyor. Geçerse inşallah artık adam akıllı yayınlara da videolara da devam edeceğiz. Nedense geçmeyen bir hastalık yapmışlar. Geçmiyor abi katiyen. 2 tane antibiyotik bitirdim, hala geçmedi. Neyse bakalım, geçer herhalde ya, yakın zamanda geçer. Yakın zamanda geçer. Evet, şimdi asimilasyon işlemlerimizi başlatalım seri bir şekilde. Çok güzel. Muazzam. Kalan birkaç tane toprak var, onları da başlatalım. Artık şu Sivas merkezdeki asimilasyonlar bir tamamlansın abi. Yani çünkü Sivas'ta gerçekten çok sıkıntı çektik. Ordu basamadığımız için o bölgede adam akıllı akınlarımızı gerçekleştiremedik. Ordularımızı Erzincan'ın ana topraklarından bastığımız için biz ordu basım işlemlerini gerçekleştirip orduları getirene kadar o bölgede Tokat devleti kendi direnişini oluşturdu sürekli. O yüzden zaten zorlandık. Yani asimilasyonlara ne kadar önem vermemiz gerektiğini sanırım bu savaşta bir kez daha gözler önüne sermiş olduk abi. Şöyle bir teknoloji yatırımı yapalım. Türkiye'deki devletlerin, Türkiye'deki belediyelerin teknolojik açıdan durumlarını da merak ediyorum.
Eskişehir şu anda teknolojik açıdan Türkiye'ye önderlik ediyor. Gerçekten bayağı önderlik ediyor. Şöyle bakıyorum. 1.19 oldular. Biz kaçız abi? 1.16. Biz de bayağı yaklaştık. Güzel. Bir teknoloji yatırımı daha yaparsak eğer geçeriz gibime geliyor. Evet, 1.20, 1.21, 1.22, 23, 24. Oha! Erzincan ekonomisi aldı başını gidiyor adeta. Bir tane daha yapalım abi. Çok hoşuma gitti bu benim şu anda. 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32. Mükemmel. Mükemmel. Teknoloji açısından şu anda Türkiye'ye önderlik ediyoruz. Hem de bayağı bir farklı önderlik ediyoruz. Farkı epey bir açtık. En yakın rakibimiz Eskişehir'e 0.14'lük bir fark attık şu anda. Çok güzel. Bir tane daha yapacağım. Bunları devam ettirelim abi bu şekilde. Aman. 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 Kayseri'den hiç beklemediğimiz çok ani bir savaş ilanıyla karşı karşıyayız abi. Evet, gerçekten beklenmedik bir durumdu. Şöyle sınırlarda ordularımızı basalım. Galiba bu seride ilk kez bize bir savaş ilanı geldi. Aynen öyle. İlk kez bize bir savaş ilan edildi. Ve bu savaşı bize Kayseri Belediyesi ilan etti. Şöyle bir gösterelim bakalım kardeşim. Biz sadece hücumda değil, savunmada da iyi bir devletiz. Bunu bir gösterelim bakalım. Şu kendini bilmez Kayseri Belediyesi'ne. Güzel. Biraz daha ordu basalım. Yalnız güzel ordularla geldiler. Sağlam sayıda ordularla geldiler. Yani bunları durdurmak biraz zor olacak açıkçası. Tamam, sorun yok ya, durdururuz. Şuralardan ordu basalım. Yok, buradan da çıkmıyor. Buradan çıkıyor. Güzel. Bu taraflardan çıkıyor. Mesudiye, Koyulhisar, Doğanşar topraklarından çıkıyor abicim. Oralardan basalım orduları. Güzel. Artık bu savunmaya da bir dahaki bölümde de oha. Evet, bayağı zorlanacağız abi. Bayağı zorlanacağız. Artık bu savunmaya bir dahaki bölümde devam edeceğiz dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz ve kanalıma desteğe abone olmanız yeterli. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'li İmparatorlu Discord sunucusuna da katılarak bizlere Discord'dan da destek olabilirsiniz. Ve ageofstorytürkiye.com forumunu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.